Evet, bu şekilde diğer yarısını da tamamladım. Toplamda böyle 1, 2, 3, 4 sıra örüyoruz. Her sıradan ikişer sıra örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde buradan aynı gösterdiğim gibi bir tane fıstık yapıp kapattık ve ikili kapatarak aşağıdaki köşeye kadar gelmeye çalıştık ve burayı üçlü kapatıyoruz. Yine köşeleri de aynı dediğim gibi yapıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz ve kare bir lifimiz elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde gayet güzel oldu boyutu. İdeal oldu. Güzel, kullanışlı oldu. Şimdi kenar ile devam edelim. Herhangi bir kenar oyasında yapabilirsiniz. Hemen devam edelim. Buraya sabitliyorum. Sıkılaştırmak için 2 ve 3 zincir yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Buraya bir tane. Bunu da kapatalım. 3 zincirle buraya böyle sabitliyorum. Araya 1 veya 2 zincir yapalım. Duruma göre. Buraya hemen her noktaya batıyorum. Köşelere gelince 2 sefer batacağım, fıstık yapacağım. Bu şekilde kenar oyasını da tamamlayacağım. Üç zincir sabitliyorum. Evet, bu şekilde yapacağım kenarında. Böyle yapıp tamamlayacağım. Köşeye de gelince 2 sefer batacağım. Buradaki köşeye gelince 2 sefer yapacağım bu işlemi. Aralara 1 veya 2 zincir yapabilirsiniz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, kenarlarını bu şekilde tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Köşeleri de bu şekilde 2 tane batıyorum fıstığı. Yine aynı tomurcuklara böyle yapıyoruz. Aralara 1 veya 2 zincir yapabilirsiniz. Ve en sonda yine köşeye 2 tane battım. Fıstığı yaptık. Bir zincir yapalım. Ve buradaki başlangıç yerine böyle sabitliyorum. Tekrar 1 veya 2 zincirle ipimizi burada keselim. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Harika, çok kolay ve kullanışlı güzel bir model oldu. Tekrar bakalım yakından böyle. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.